Kayseri'de son dönemlerde gıda ve akaryakıtın dışında gübreye gelen zam çiftçiyi olumsuz yönde etkiledi. Gelen zamlardan dolayı satışlarının düştüğünü belirten ziraat mühendisi Osman Erakbayık, özellikle ithalat yapılan ürünlerde zamların büyük etkisi olduğunu kaydetti. Osman Erakbayık, ziraat mühendisi Kayseri'de 21 yıldır tarvet ve zira ilaç adı altında hizmet vermeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Osman Bey şu anda gübre fiyatları ne durumda? Gübreye gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani güncel bir konu tabii haberlerde falan da zaman zaman çıkıyor bu haberler ama biz yakinen takip ediyoruz. Gerçekten şu an bazen 3-4 günlük bazen haftada çok ciddi değişimler oluyor. Tabii bunlarla alakalı bizler de sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bizim hitap ettiğimiz kesim çiftçi arkadaşlarımız ki e, tarım ve hayvancılık ülkeler için ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde gördük biz. E, ama inşallah ne diyelim e, işte diyorlar ki Çin'den ham madde gelmiyor. Konteyner fiyatları şu kadar yükseldi. Ham madde sıkıntısı var. Yani dış ülkelerle alakalı sıkıntılar da bizlere de çok hızlı yansımalar yapıyor. Bunun neticesinde dünyanın günlük fiyat artışları neredeyse oluyor diyebilirim yani işin açıkçası. Osman Bey fiyatlarda neredeyse her gün arttığından bahsettiniz. Evet. Çiftçi bazında bakacak olursak çiftçiler bu durumu nasıl karşılıyorlar? Ya çiftçiler şöyle şimdi sonuçta bir... Ee fayda maliyet ilişkisi ve ekonomik eşik önemli. Yani burada şu önemli. Çiftçi alacak ürününü, gübresini, tohumunu ekecek e, ee, hasar edecek para kazanacak. Ama şu an insanlar korku içerisinde. Niye? Girdi maliyetleri çok yükselmiş durumda. Yani şimdi dekar alandaki maliyetler artınca verimler de e, haliyle gübre kullanamıyor. Sıfır sertifikalı tohumluk ekemez oluyor insanlar. Kendi elindeki tohumu değerlendirmek zorunda kalıyor. E şimdi öyle olunca da verimler düşecek. Haliyle bir daha kıyla e, biraz daha sıkıntılı gibi gözüküyor. Tabii ki Allah'tan umut kesilmez. Ona inancımız, güvencimiz sonsuz. Ama ee, şu gelinen noktada gerçekten hem çiftçi kardeşlerimiz, üreticilerimiz hem bayiler olarak biz de bunlardan çok şikayetçiyiz. Niye? 3 gün önce geliyor fiyat soruyor. 4-5 gün sonra almaya geliyor. Ha fiyat değişti demek zorunda kalıyoruz bazen. Bu da bizi çok zor durumda bırakıyor. Ama yaşanan işte dünyadaki krizler, ülkemizdeki krizler bütün bunları inşallah atlattı diyoruz ama gıdanın önemi çok ciddi şekilde ortaya çıkmış durumda. Bir dahaki yıl, bir dahaki yıl muhtemelen gıda krizine girecek ülkeler onun için bizim tarım ve hayvancılığı mutlaka çok ciddi şekilde ele alıp bununla alakalı politikalarımızı çok ciddi şekilde geliştirmemiz lazım. Çiftçilere tabii ki devletimiz hükümetimiz destek oluyor ama yapılan destekler ve gelen zamlar ne yazık ki birbirini şu an karşılayamaz durumda. Bundan dolayı da gerçekten işini bırakmak zorunda kalan çiftçilerimiz de olabilir. E, gidişat onu gösteriyor. Dediğim gibi gübresiz ekim yapan lan alanımız çoğalıyor, arazilerimiz çoğalıyor. Bu da verim düşüklüğü demektir işin açıkçası. E, seneye bakalım hayırlısı olsun diyoruz. Peki fiyatların artması, artması sizin satışlarınızı nasıl etkiledi? Olumsuz anlamda etkiliyor tabi. Ama işte ilaç grubunda mecburen atmak zorunda, bir şekilde kullanmak zorunda. İnan ilaçlarda da gübrede olduğu gibi çok ciddi zamlar var. ...işte firmalara biz bunu söylüyoruz... ...yani neden bu kadar artıyor diye... ...aldığımız cevap şu... ...hav madde gelmiyor... ...ülkemize girişi çok az... İşte dolar kuru, euro kuru diyorlar. Anlıyorsun. Her şekilde bir noktaya bağlıyorlar işin açıkçası. Belki onlar da kendince haklıdırlar ama gelinen noktada gıdanın önemi, gıdanın önemi diyorum ben tekrar tekrar. Onun için de üretmemiz lazım. Üretmek için de çiftçimize destek olmaları lazım. Bu girdi maliyetlerini bir şekilde düşürmemiz lazım. Artı Bizim dışa bağımlı olan durumumuzdan da biraz bahsedeyim ben size. Şimdi birçok ham madde yurt dışından geliyor. Burada üretim yapılıyor tabii ki. Yerli firmalarımız var ama ana ham madde kaynakları dışarıdan geliyor. Böyle olunca da fiyatlar ister istemez yükseliyor. Bizim kendi yerli tohumlarımıza, kendi organik gübrelerimize dönüş yapmamız lazım. Bunlarla alakalı desteklemelerin ciddi miktarda artırılması lazım ki bu girdabın içerisinden hem üretici çıkabilsin hem bizler daha rahatlıkla satışlarımızı yapabilelim ve ülkemiz kalkınsın inşallah. Peki son olarak sizler ilerleyen süreçten neler bekliyorsunuz? Önceki tanıyabilir miyiz? Önce ismim Mustafa Öztemir. Kayseri'nin Tomarza ilçesi, Çanakpınar köyünde çiftçiyim. Eee Araziler var, araziler için gübre alacağız ama gübreler çok felaket yükselmiş. Gereğinin yapılmasını dileriz yani. Bu nasıl olacak? Yani diyeceklerim bu kadar. Peki Mustafa Bey, fiyat nasıl etkiledi? Çok etkiledi. Yani üretiyoruz, üretim tüketimi geçiyor. Tüketime el değmiyor yani. Ne bileyim ilacıymış, şeymiş, tohumuymuş falan bunlara güç gelmiyor yani güç yetişmiyor artık. Buramıza kadar geldi. Nasıl Peki, olacak bilmiyorum. Fiyat bazında bakacak olursak. Geçen seneye, seneye sene. göre, geçen seneye göre bu sene çok değişik. 2-3 kat olmuş her şey. Ama biz arpayı satarken ya da buğdayı satarken, tohumu satarken bizden be, e, ucuz ucuz alıyorlar. Yani sahibimiz yok. Öyle diyelim.